İbn-i Salt en eski bizim siyer kaynaklarımızdan olmakla beraber sadece bir siyer kitabı değil, bunun içerisinde tefsir başta olmak üzere bütün İslam ilimleriyle ilgili ilk kaynaklardan bilgiler mevcut. Mesela ben kendi Raşim açısından incelediğim zaman ilk iki cilt tamamen bir tefsir diyebiliriz, fiili tefsir. Çünkü Peygamberimizin fiillerini, hayatını, yaşayışını anlatıyor. Oradan Kur'an-ı Kerim'in fiili olarak bir tefsirini yapmış oluyor. Çok erken dönemde telif ettiği için ilk dönem hakkında bize hem malumatlar hem de kültürü aktarmış oluyor. Bu nedenle çok önemli bir kaynağımız. Başta editörümüz Sayın Profesör Doktor Adnan Demircan olmak üzere fakültemizdeki 15 mütercimden 12 tanesi bize aitti. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel eseri dilimize kazandırdıkları için. İbn-i Saad bizim açımızdan oldukça önemli bir eser. Özellikle İslam tarihi ve İslam mezhepleri tarihi açısından. Oradaki bilgiler hem birinci el sayılmasa bile birinci el kaynak değerinde olan bilgiler. İbn-i Saad'ın kendisi oldukça erken bir dönemde vefat etmiş bir şahsiyet. Hicri 230 tarihinde vefat etmiş kendisi. Bu açıdan baktığımız zaman her açıdan bizim için önem arz eden bir eser olduğundan dolayı İlahiyat Fakültesi olarak, Şanlıurfa İlahiyat Fakültesi'nin hocaları olarak 14 arkadaş, her birisi bir bölümü tercüme etmek üzere 11 cildin tamamını tercüme ettik. Halkımızın, öğrencilerimizin istifadesine sunduk. İlahiyat Fakültesi öğrencilerine özellikle İbn-i Saad tercümesinin çok yararlı olacağını düşünüyorum. Bütün öğrencilerimizi, özellikle bu sahayla ilgilenen her meraklı arkadaşımızı bu eseri okumaya davet ediyorum ben. Hicri ilk 3 asrı ortaya koyması bakımından, o dönemde yaşamış şahsiyetleri tanıtmış olması bakımından oldukça önemli bir eser. Biz de hanımlar bölümünü tercüme etmiş olduk. Yaklaşık 600 civarında hanımın biyografisi yer alıyor. Burada sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'inden olmak üzere o dönemde yaşamış olan hanım şahsiyetlerin tanıtıldığı son kısımdır bu hanımlar bölümü. Özellikle o dönemin sosyal hayatı, aile hayatı, evlilikler, boşanmalar, aile ilişkileri bakımından oldukça önemli bilgiler ihtiva ediyor. Umarım insanlarımız, ülkemizde yaşayan insanlar bu oldukça önemli olan ve kültürümüze, dilimize kazandırılmış olan bu eserden azami ölçüde istifade etmiş olurlar. Mısır'daki hadis ravilerinin hayatları, kısaca hadis çalışmaları dile getirmiştir. Gerçekten bir araştırmacı Peygamber Efendimiz'in hayatını veyahut da İslami konudaki sünnet anlayışını öğrenmek istiyorsa bu temel kaynaklardan mutlaka istifade etmesi gerekiyor. İslam'ın iki ana temeli vardır. Birincisi Kur'an-ı Kerim'dir, ikincisi hadistir. Bu hadislerin de sağlam bir şekilde Müslümanlara ulaşması için o hadisi rivayet edenlerin hayatları, özgeçmişleri, yaşantıları, bibliografileri bu kaynakta yer alıyor.